Merhaba. Benim adım Selda. Anlatacağım bu olay Hatay'ın Cintepe köyünde başımdan geçti. Bu köyde birçok cin vakaları yaşandığı için Cintepe diye olarak anılır. Hatta onların insanlara göründükleri söylenir. Hikayeme başlamadan önce köyle ilgili dedemin yaşadığı bir olayı size anlatmak istiyorum. Sonra da bizzat yaşadığım bir olayı size anlatacağım. Dedemin adı Mustafa'ydı. On yıl önce rahmetli oldu. Dedemin bize aktardığı gibi onun ağzından size anlatıyorum. Bir akşam tarlada işim bitmişti. Atıma binmiştim eve dönüyordum. Ormanın isimden giderken karşıma bir adam çıktı. Yaşlı ve kambur bir adamdı. Bana durmam için el etti. Bu adamı tanımıyordum. Merak içinde yanında durdum. Kimsin amca? Yolunu mu kaybettin dedim. Bu arada atım huysuzlanıyor ve yerinde duramıyordu. Adam bana baktı. Az ileride bir düğün var. Beni oraya götürür müsün diye sordu. Ben de. Yaşlı olduğu için kıyamadım. Atıma bindirmek için aşağıya indim. Adamı ata bindirmeye çalışıyordum. Ama at huysuzdu ve yerinde durmuyordu. Atı zar zor zapt ettim ve adamı bindirdim. Adam sanki usta binici gibi atıldı ve ata bindi. Daha sonra basıp gitti. Ben de orada öylece kaldım. Eyvah atı kaptırdık düşüncesiyle. Dövüne dövüne atın gittiği yöne doğru yürümeye başladım. Yaklaşık 20 dakika karanlıkta yol yürüdüm. El feneri olmadığı için önümü zar zor görüyordum. Az sonra ormanın içinde kahkaha atan insan seslerini duydum. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Çok geçmeden atımı bir ağacın yanında gördüm. Çok şükür diyerek yanına gittim. Yollarından tuttum ve geri dönecekken bu sefer garip sesler duymaya başladım. Gülüşmeler, konuşmalar ve şarkı söylemeler. Atımı alıp sese doğru yöneldim. Çok geçmedi ki o korkunç manzarayla karşılaştım. Abartısız söylüyorum. Belki yüzlerce cin şarkılar söyleyip oynuyordu. Boyları 50 santimetreye geçmeyen bu varlıklar sanki düğün yapıyordu. Korkuyla atıma bindim. Oradan uzaklaşacakken o yaşlı adam belirdi. Atın yularını tuttu ve ''Nereye böyle?'' dedi. ''Düğünümüzü gördün. Hediye vereceksin.'' dedi. Ben dua edip besmele çekiyordum. ''Ne hediyesi?'' diye sordum. ''Ne var atının heybesinde?'' dedi. ''Bir şey yok. Kuru ekmek. Sabahtan kalan yemek artığı var.'' dedim. ''Ver.'' dedi. ''Hemen çıkarıp verdim.'' Verdiklerimi alıp diğer cinlerin arasına katıldı. Ayakları tersti. Ama vücudunun diğer kısımları Aynı insan gibiydi. Korkmuştum. Atı koşturarak köye döndüm. Dedemin ve köyde yaşayan diğer yaşlı insanların birçok yaşadığı olay var. Hatta bazen evlerinin kapısını çalıp kaçarlarmış. Hayvanları bu öldürürlermiş. Hatta bazen evden yemek çaldıkları bile olurmuş. Bu yüzden köyün adını Cintepesi koymuşlar. Şimdi size bizzat şahit olduğum hikayemi anlatıyorum. Nereden başlayacağımı pek bilmiyordum. Olaylar tam olarak şöyle gelişti. Şu an 27 yaşında olan bir ablam var. Bu yaşananlar ablamın başına geldi aslında. Dört kardeş evdeydik. İki büyük ablam, bir de abim, pazar günüydü. Anne ve babam düğüne gitmişlerdi. Akşamüstü saat 5-6 gibi. Ablamlar biraz tartışmışlardı. Küçük ablam Aysun 14 yaşındaydı. Evimizin önünde İncir ağacı vardı. Sıcak çay küspesini incir ağacının altına döküp sinirle eve girdi. İçeri girdi ve balkonun kapısının önüne kapı eşinin oraya attı ve uyudu. Çok geçmedi ki ağlayarak tekrar uyandı. Evde sadece dördümüz vardık. Hayli korkmuştuk. Ablam bağırıyordu. Annemi öldürdüm. Bakın yerde yatıyor. Görmüyor musunuz diyordu. Ev sahibimiz köyden birkaç kişi Ses duyup başımıza bir iş mi geldi acaba diye bize geldi de. Ev sahibimiz Neyvan teyze ablamı o halde görünce Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Kur'an okuduktan sonra ablam biraz da olsa normale döndü. Ama bazı gecelerde ağlayarak uyanırdı. Ya da gece herkes yatarken o evin içinde gezer ve kendi kendine konuşurdu. Bu böyle 2-3 yıl kadar sürdü. Anlattığım olayların dışında. Değişik olaylar yaşanmıyordu. Bir gece uykumdan ablamın o pis kahkahasıyla uyandım. Ablaya yerimi diye diye odasına gittim. Gördüğüm manzara şu şekildeydi. Eline kağıt kalemi almış anlamsızca şekiller çiziyordu. Abla ne yapıyorsun diye seslendim. Al bak dercesine bana çizim yaptığı kağıdı uzattı. Kağıda kafası olmayan küçük küçük bebekler çizmişti. Başka bir kağıt daha uzattı. Onda da elinde bıçak olan tek gözlü bir varlık çizmişti. Ablanın hareketleri beni korkutuyordu. Ben onu orada bıraktım ve odama geçip kapıyı kilitledim. O şekilde uyumaya çalışıyordum. Ama uyuyamıyordum. Çünkü çok sinirli ve her şeye bağırmaya başlamıştı. Gidin buradan. Beni rahat bırakın diye bağırıyordu. Sanırım onları görüyordu artık. O günün sabahı Amcam geldi bize. Tanıdığı bir hocaya muska yaptırmıştı. Boynuna taktık ve birkaç yıl ablam düzelir gibi olmuştu. 23 yaşına kadar iyiydi. Hiçbir sorunumuz yoktu ta ki o geziye kadar. Ben o zaman 16 yaşımdaydım. Bir cumartesi günü köyden bir arkadaşımız ablamdan yardım istedi. Ablam aşırı becerikli bir kızdır. Resim çizme ve hediye yapma konusunda her iş gelirdi elinden. Arkadaşımız pazar günü sözlenecekti ve aynı zamanda sözlüsünün doğum günü olduğu için ablamdan yardım istedi. Biz de kabul ettik ve evlerine gittik. Ablamla ikisi kısa sürede her şeyi hallettiler. İçeri salona geçtik. Kola ve lokum koymuşlardı önümüze. Ben yemek istemediğimi söyledim. Israr etmediler. Ama ablama bir tane lokum yemezsen seni göndermeyiz diye zorladılar. Kırmadı. Bir tane aldı. Eve geldik. Her şey normaldi. Babam o gün evde yoktu. Düğün olduğu için halamda kalacağını söylemiş. Yorgundum. Anneme uyuyacağımı söyleyip onların yatak odasına gittim. İki tane karşılıklı çek vardı. Birinde abim, diğerinde ise ablam uzanıyordu. Bir gürültüyle uyandım. Sanki evin içinde kıyamet kopuyordu.'' Bağırış ve çığlık sesleriyle gözlerimi açtım. Şaşkınlıkla gözlerimi ovalayıp salona onların yanına koştum. Kapıyı açtığımda gördüklerim resmen bütün kanı o bedenimden çekmişti. Ablam abimi boğmaya çalışıyordu. Annem de abimi kurtarmaya çalışıyordu. Ben anne ne oluyor diye bağırdım. Bilmiyorum kızım anlamadım. Çay istediler yaptım. Şakalaşıyorlardı ve ablam bir anda abinin boğazına yapıştı. Bırakmıyor, gel yardım et diye çığlık attı. Koşarak yanlarına gittim. Ablamla göz göze geldik. Sen ne yapıyorsun abla diye sesleniyordum ona. Gözümün içine baktı. O kadar iğrenç bir gülüşü vardı ki. Sonunda bırakmıştı ablam abimi ve odadan çıktı ablam. Annem kapının önünde bayılmıştı. Ben ve abim annemle ilgilenirken dış kapının çarptığını duydum. Ablam tesettürlü olduğu için başörtüsüz ve kolsuz giyinmeyle kesinlikle dışarı adım atmazdı. Ama o an başörtüsüz ve askılı atletle dışarıya çıkmıştı. Abimi, annemle ilgilenmesini söyledim ve ben de koşarak ablanın peşine düştüm. Bizim evimiz ormanın alt sokağındaydı. Orman çok yakındı. Ablamın peşinden koşuyordum. Çok hızlı gidiyordu. Seslendim. Abla, nereye gidiyorsun? Beni bekle diye bağırıyordum. Ama sanki sağır olmuştu beni görmüyor ve duymuyordu. O oyunda ben arkada beş dakika sonra ormanın dibindeydik. Saat gece yarısı ikiydi. Büyüklerimizin anlattıklarından duyduğum ve bildiğim kadarıyla bu ormanda gece yarıları cinlerin olduğunu biliyorduk. Ama hiç görmemiş ve denk gelmemiştim. Ablam bacağının tekini ormanın girişine attı ve yoldan yüksek olduğu için tırmanmaya başladı. Şöyle anlatayım yolun kenarından itibaren yukarıya doğru yokuş şeklinde ormanlık alan başlıyor ve dağ eteği gibi düşünün öyle bir yerde. Ben ise onu yakalamış onu aşağıya doğru çekmeye çalışıyordum ama inanılmaz bir güç gelmişti avlama. Sanki olduğu yerden kımıldatamıyordum. O an aklıma cinler gelmedi ama Allah'ım sen yardım et. Gecenin bu vaktinde başımıza bir şey gelmesin diye dua ettim. Ablam bu süre zarfında benimle hiç konuşmamış ve bana bakmamıştı. Bir anda suratıma iğrenç bir bakış attı. Ürkütücü ve kalın bir ses tonuyla ''Sen kimsin? Defol git.'' dedi. Sadece parmağıyla dokunmuştu. Ama ben kendimi yerde bulmuştum. Aniden üzerime çıktı ve beni tarsaklamaya başladı. Hem dövüyor hem de pis pis gülüp ''Geber, geber.'' diye söyleniyordu. Sonra üzerimden indi ve yol kenarından büyük bir taş aldı. Ben kaçmak için hareketlendim. Ama o kadar güçlüydü ki beni yakaladı. Tekrar yere düştüğüm anda elindeki taşı kafama vuracakken abim koşarak geldi ve zapt etti onu. Abimi bırak o bir şeytan onu öldürmeliyim deyip ağlayıp yalvarıyordu. O gece çok uzundu. Hastaneye götürdüler ablamı ve sakinleştirici yaptılar. Sakinleşse de eli ayağı durmuyordu hastanede yaşlı bir teyze serum askılığı fırlatmış zaten öleceksin. Dur ben işini kolaylaştırayım buna karı deyip gülmüştü. Sonra eve geldiler. Sakindi ama bakışları iğrençti. Artık her gece 12'den sabah ezanına kadar bağırıp çağırıyor evden kaçmaya çalışıyordu. Bize de zarar vermek istiyordu. Hayatımız mahvolmuştu. Sabaha kadar onu bekleyip sabah 7'de işe gidiyorduk üzenimiz alt üst olmuştu artık. Bir akşam babam eve hoca getirdi. Hoca ablamı okuyup muska verdi. Bu muskayı boynuna alsın. Biraz da olsa rahatlar. Yarın size bu işlerde uzman bir arkadaşımı getireceğim. Farklı bir işlem olduğu için eğer içinde cin varsa o hoca arkadaş çıkarabilir deyip evden ayrıldı. O gece babamla başında beklerken uyuyakalmışız ve ben birdenbire irkildim. Baktım ki ablam dışarı çıkıyordu. Hemen babamı uyandırdım. Baba koş ablam gidiyor diye seslendim. Ve arkasından gittik. Lavaboya gitmişti ablam. Peşine gidip bakmamı istedi babam. Kafamı uzattım içeri baktım. Ablam şaşırtıcı bir şekilde abdest alıyordu. Dönüp babama sanırım abdest alıyor dedim şaşkınlıkla. Çünkü Allah kelimesinde bile bize etmediği hakaret kalmıyordu. Ve ortalığı yıkıyordu içeriye, yanımıza geldi. Babamla onu izliyorduk. Şaşkınlıkla onu izlerken dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aldı ve koltuğa oturup okumaya başladı. Okuması bittiğinde ise ''Ne yapıyorsun? İyi misin?'' dedim. O an bize her şeyi anlatmaya başladı. Az önce bir an yaşadım. Siz hepiniz uyuyordunuz. Kapı çaldı. Tam açacaktım. Ama onlar gelmiştir diye korktum. Ve açmadım. Annemin yanına gittim ama o da uyuyordu dedi. Tekrar kapının önüne geldin. Kapı çok hızlı vuruluyordu. Ne olacaksa olsun dedim ve kapıyı açtım. Arkası dönük, yere çömelmiş, tesettürlü bir varlık vardı kapının önünde. Önce korktum. Tam kapıyı kapatacağım sırada. Abla dur dedi. Yüzü bana döndüğünde şok olmuştum. Bu, Büşra'nın aynısı. Ses tonu, gözleri. Sadece teni bembeyazdı ve çok güzeldi dedi. Abla, bu gece yine gelecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim'in 63. sayfasını abdestli okursan, ne kadar da gelseler seni alamayacaklar dedi ve kapı yüzme kapandı. Hepimizin gözü dolmuştu çünkü o gelen benim bir buçuk yaşında vefat eden ikiz kardeşimdi. Çinler ablamı almaya çalışıyordu demek ki ve bu yüzden onu rahatsız ediyorlardı. Ertesi sabah bu işlerde uzman olan hoca geldi ablam hocayı gördüğünde işaret parmağıyla dol damacanayı hocaya fırlattı. Bakın gerçekten yemin ederek söylüyorum. Bu olay yaşandı. Hoca Rukiye okumaya başlayınca hocaya saldırıyor ve dövünüyordu. Hoca ise sakinliğini koruyup bize siz karışmayın diyordu. O kadar şey yaşadım ve gördüm. Ama bu olayda anlamadığım şekilde çok korkmuştum. Hoca okumaya devam ediyordu. Sonrasında ise bir süre her yer ölüm sessizliği oldu. Ablam yeşil yeşil sanki yosun yutmuş gibi kusmaya başladı. Hoca o kustuğu şeyi siyah bir poşete koydu. Babama, buna üzerine sirke dök ve yak dedi. Babam bahçeye çıktı ve hocanın dediğini yaptı. Dakikalar sonra ablam baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise şifa bulmuş gibi kendine gelmişti. Hareketleri ve tavırları oldukça sakindi. Yorgun olduğu ise bariz olarak belliydi. Abdullah Gani amca yani hoca sebebini anlatmaya başladı bize. İncir ağacının dibine kaynar çay küspesi döküp sofralarını bozmuşsun. Doğru mu diye sordu. Ablam kafa salladı. Ben ise hayretler içerisindeydim. Çünkü o anı ben de hatırlıyordum. Daha sonra kapı eşiğine yatıp onları rahatsız etmişsin. Hatta birkaç tanesinin üzerine basmışsın dedi ve ekledi. Seni tam olarak tehlikeden koruyan bir kız çocuğu olmuş. Hayatın boyu o kızı sırtında da taşısan hakkını ödeyemezsin. Eğer ilk hastalandığında seni ormandan çekmeseydi ve ormana girseydin seni bir daha kimse bulamazdı dedi. Çünkü asıl amaçları seni ormana çekip önce aklını alıp sonra da intihara sürüklemekti dedi. Etkili bir dua hazırladı bunu bir ömür boyu sağ omzunda taşı. Allah'ın izniyle bir daha sana yanaşamayacaklar dedi. Ablam şimdi 27 yaşında. Evli ama iki kere düşük yaptı. Evladını kaybetti. Bu durumun musallatla ilgisi var mı? Bilemeyiz. Takdir Allah'ın. Ama şu an yeniden hamile ve mutlu bir yuvası var. Ama ben biliyorum ve hissediyorum. Daha bitmedi. Hiçbir şey geçmedi. Çünkü ara ara yine değişiyor tavırları. Ben tavırlarını daha önceden çok iyi biliyorum. Umarım eski durumuna dönmez. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selamünaleyküm. Geçen sene başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Adım Tala. İstanbul'da yaşıyorum. Her yaz tatil için köyüme, Konya'ya gidiyordum. Ancak bu korona illeti yüzünden iki senedir gidememiştim. En sonunda Geçen yaz başı bilet alıp gitti. Köy yolculuğunu oldum olası severdim. Gece yarım yamalak uykuyla mola yerlerinde durup sigara içip abur cubur atıştırmak hoşuma giderdi. Yine bu yolculuğum esnasında yolda giderken rüyamda köyde hava gittiğimi gördüm. Zaten yol boyu bunu düşünüyordum. Rüyamda bir tavşanı kovalıyordum. Bir uçuruma geldik. Tavşan aşağı atladı. Ben de peşinden aşağıyı izlemeye başladım. Fakat aşağıda yoktu. Arkamı döndüğümde kapkara bir kurt beni tutup aşağıya attı. Omzumu yere çarpmamla uyanmam bir oldu. Uyandığımda fark ettim. Dinlenme tesisinde durmuşuz. Fırsattan istifade inip çay alıp sigara içmeye başladım. Hala gördüğüm rüyanın etkisiyle kalbim hızlı ritimlerle atıyordu. Sigarayı içtikten sonra rahatlamıştım. Otobüse binip Köye kadar deliksiz uyumuşum. Uykumda yine aynı rüyayı görüyordum. Bu kez muavinin, Beyefendi, burada mı ineceksiniz demesiyle uyandım. Otobüsten inip köye doğru yürümeye başladım. Köyde anneannem ve dedem vardı. Onlara da sürpriz olacaktı. Bizim köy biraz ıssızdır. 15-20 hane var. 3-4 tanesi boş. 7-8 evde de gurbetçiler tatilden tatile gelirdi. Köyümüze en yakın köy, yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta. Konum itibariyle ıssız olsa da çok güzeldir bizim oralar. Neyse indiğim yer köyün 1 kilometre kadar dışındaydı. Yolda giderken bir sigara daha yaktım. Bu arada dedemi de aradım. Yoklama çektim. Evde miler diye. Köyün girişinde ise iki yanı sulama kanalı. Köy göle yakın olduğundan girişte iki köprü var. Bu köprülerden biri çok eski. Savaş zamanı Almanlar yapmış. Neyse, geldiğim yol o eski köprünün üstünden geçiyor. Aslında oradan koca traktörler geçiyor ama ben ne zaman geçsem irkilirim, çöker diye korkarım. Çünkü köprünün direk olmayan boşluk yerleri hafif aşağıya sarkıktı. Ayrıca aşağısı, bataklık, kurbağa yılan, her türlü sürüngen var. Girdim köye, sabah 9.30 falan, kimseler yok. Direkt eve gittim. Anneannemi evin avlusunda tavukları yemlerken görünce arkasına geçip korkuttum. Bu arada dedem de ahırdan çıktı. İkisi de çok şaşırdı. Hemen ellerini öpüp hasret giderdik. Anneannem aç mısın oğlum diye sordu. Bu da laf mı şimdi? Bayılacağım açlıktan dedim. Beraber yukarı çıkıp kahvaltı ettik. Balkonda oturduk çay içiyoruz. Bir yandan da sigara içiyorum. Dedem bir bırakmadınız su zıkkımı. Dayın da sende diye söylendi. Yaşım 25. Ailedeki tek erkek torun bendim. Bir de babasız büyüdüğüm için üstüme titrerlerdi. Bir şey demezlerdi bu yüzden bana. Etrafa bakarken bizim ineklerin avluda olduğunu gördüm. Normalde çoban sabah alır, akşam getirirdi inekleri. Öyle görünce garibime gitmişti. "Dedeme, çoban mı yok? Yoksa hasta mı?" dedim. O da bana, "Haberin yok galiba. Çobanın parçalanmış ölüsü bulundu geçen hafta da diye." Ben de şaşırdım. Nasıl? Hayvan mı saldırmış? Ne olmuş dedim. Dedem de hayvan olamaz dedi. Ben nerede bulmuşlar deyince eski saray mevkisinde uçurumun dibinde. Bu arada size eski saraydan bahsedeyim. Bizim köyün efsane hikayesidir. Bizim köyün adı Saray. Bu isim ta eskilerden belki de Osmanlı'dan kalma sebebi de o tarihte bu bölgede tam yeri bilinmiyor büyüyle uğraşan zengin bir vezirin sarayı olmasıymış. Bu vezir ailesini ve tek varisi olan oğlunu bir hastalıktan kaybedince bunalıma girip kendini saraya kilitlemiş. Saraydaki hizmetçileri ve askerleri gönderip koca sarayda yalnız başına büyülerle uğraşarak yaşamaya başlamış. Korumasız kalan bu saraya bir gün eşkıyalar saldırıp veziri de öldürüp hazineye sahip olmak istemişler. Ancak çekindikleri bu adamın büyücü olduğundan kendilerine bir zarar gelmesin diye yanlarına bir alim hüddam alıp sarayı basmışlar. Ancak karşılaştıkları vezirin 40 parçaya bölünmüş cesedeymiş. Bu manzaraya rağmen haramiler saraydaki hazineyi aramaya başlamışlar. Haramilerin içindeki iki kişi hariç diğerlerinin başına türlü müsibetler gelmiş. Hoca ve haramilerin arasına yeni katılan genç çocuk oradan kaçarak kurtulmuş. Hiç kimse o saraya girmeye cesaret edememiş. Bir süre sonra saray bakımsızlıktan eskiyip yıkılmış. Ne vezirden ne eşkiyalardan kimseyi gören olmamış. Anlatılanlara göre vezirde aynı hastalığa yakalanıp serveti kimsenin eline geçmesin diye bir büyüyle servetini cillerle koruma altına alıp karşılığında da kendini feda etmiş. Bu hikayeyi çocukken köyün yaşlıları anlatırdı bize. Sakın o lanetli saray mevkisine gitmeyin derlerdi. O hazineyi arayanların başlarına türlü olaylar geldi diye konuşurlardı. Bu hikaye ne kadar doğru bilmem. Bizim köy geceleri, onların yani cinlerin geçiş noktasıymış. Önceden saçma gelirdi. Ama sonraları yaşadığım bazı olaylar bunu doğruladı. Neyse, o konulara daha sonra girerim. İyice uzatmak istemiyorum. Dedeme, iyi o zaman. İnekleri ben biraz otlatırım dedim. O da, oğlum yeni geldin. Dinlen biraz dedi. Ben de buraya yatmaya gelmedim. Sizinle hasret giderip işlerde size yardım etmeye geldim dedim. Tüfeği sırtıma, hayvanları da ölüme kadar düştüm yola. Gideceğimiz yer bizim erikli bahçeydi. Yani eski saray mevkisinin önünden geçecektim. Çobanın bulunduğu o uçurumda bizim bahçeden rahatlıkla görünürdü. Anlatılanlardan pek korkmuyordum. Belimde tavanca, sırtımda tüfek ve inançlı bir Müslümandım namazlarımı aksatmadan kılmaya çalışırdım. İman yönünde kuvvetliydim. Bu bana cesaret veriyordu. Birkaç dakikada bahçeye gelmiştim. Köy bahçeden çok güzel görünüyordu. Uzandım ve köyü izlemeye başladım. Gözüm sürekli eski saray mevkisindeki uçuruma takılıyordu. Çoban, vezir, hazine bu düşünceler aklımı kemiriyordu. İçimden oraya gidip bakmak geliyordu. Ama anlatılanlardan maçam yemiyordum. O ara telefonum çaldı. Dedem, nerede kaldın oğlum? Gelsene artık diyordu. Ben de, daha yeni geldim dedi. Ne geç olmaz dedim. Dedem, ne yeni gelmesi oğlum? Hava kararmak üzere. Uyuyamak kaldın yoksa dedi. Ben şoka girmiştim. Gerçekten de, hava kararmak üzereydi. Sanki bana birkaç dakika gibi gelmişti. Bunun yol yorgunluğu yüzünden olduğunu düşündüm. Muhtemelen uyuyakalmıştım. kalmıştım. Ama hiç gözümü kapattığımı hatırlamıyordum. Eve vardığımda dedem televizyon izliyor, annem de yanında oturuyordu. O gün sohbet muhabbet ettik derken akşam oldu ve yattım. Anlayacağınız birkaç gün böyle geçti gitti. Nihayet yeni çobanda gelmişti artık. Günlerim hava gitmekle, balığa gitmek ve bizim torosu sürmekle geçiyordu. O akşam namazdan sonra dedem bahçeye gidip dinamoyu çalıştırdı bütün gece sulansın bahçe diye. Dedem gece kanalın kenarına gidip sulanıyor mu diye bahçeyi kontrol edecekti. Ben de sen yaşlı haline ne uğraşıyorsun bu işlerle? Ben giderim. Sen uyu dedim. Anneannem hemen atıldı. Yalnız gönderme çocuğu dedi. Dedem de beni de uyandır. Birlikte gidelim oğlum dedi. Ben de tamam dedim. Gece geç saatlerde dedem uyumuş horluyordu. Ben de yaşlı adam uğraşmasın şimdi oralarda deyip Tek başıma gittim. Arabayla turluyordum. Bir ara uyku bastırınca arabayla benzinliğe gidip yakıt, sigara ve içecek bir şeyler alırım diye düşündüm. Petrole gidip kahve içtim. Alacaklarımı alıp tekrar düştüm yola. Önce dinamayı kontrol ettim. Ancak sanki su çekmiyor gibiydi. Ben de suyun akıp akmadığını kontrol etmek için bahçeye gittim. Arabadan indim. Gündüz o kadar güzel olan yer geceleri çok ürkütücüydü. Zifiri karanlıktı. Elimde fenerle bahçenin içinde dolaşırken iki domuzun ağaçlara zarar verdiğini görünce tüfeği alıp ateş ettim. Birini öldürmüştüm. Diğeri ise yaralanıp kaçmıştı. Yaralıyken gelip bana saldırmasın diye ağaçları ve bahçeyi kontrol edip eve gittim. Yarın traktörle gelip o vurduğum domuzun leşini ise oradan kaldıracaktım. Eğer çürürse bahçeye girilmez hale getirirdi kokusu. Sabah olunca olanları bizimkilere anlattım. Onlar da tek gittiğim için beni biraz azarladılar. Neyse, dedemle de gidip domuzu ayağından bağladık. Sürükleyip oradan uzaklaştıracaktık. O an aklıma dünkü yaraladığım domuz geldi. İzini sürüp onu da avlayacaktım. Dedem boşver dese de dinlemedim. Onu yollayıp izlerin peşine düştüm. Kan ve ayak izlerini takip edeydi. Kafamı kaldırdığımda o uçurumun aşağısında yatan domuzu gördüm. Nasıl olur da buraya geldiğimi fark edememiştim. Anlamıyordum. Resmen buraya çekildiğimi hissettim. Oradan uzaklaşmak yerine merakıma yenilip hikaye ve ile alakalı araştırma yapmaya başladım. İki ayının burada geçtiğini ve çobanın cesedinin burada bulunduğunu bilmeme rağmen kendime hakim olamayacağım bir merakla etrafı incelemeye ve daha da yukarıya çıkmaya başladım. Çıktıkça merakladım, daha da ilerledim. En sonunda hiç bilmediğim geniş, düz ve kukkuru bir tepeye ulaştım. Buraya çıktığıma içimde bir huzursuzluk oluştu. Sıcak havaya rağmen, ağaçsız, gölgesiz bu yerde üşmeye başlamıştım. Ancak merakım her şeyin önüne geçiyordu. Aklıma hazine düşmüştü artık. Orada bir süre durup etrafa baktım. Bu bomboş yerin ortasında kurumuş bir ağaç vardı kurumuş gövdesinden uzanan tek bir dalı vardı. Ağaç oldukça büyük, heybetli bir ağaçtı. Etrafta epeyce dolandım. Ancak kaydı değer bir şey olmadığını görünce geri dönmeye karar verdim. Tam o ağacın yanından geçerken kuruyan dalın insan eline benzediğini fark ettim. Biraz incelediğimde gerçekten parmağıyla bir yöne işaret eden insan eline benziyordu. İşaret ettiği yöne baktım. Önce bir şey göremedim. Sonra karşıda bir yapı olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım. Saatlerce burada dolanmama rağmen nasıl fark edememiştim. Biraz daha dikkat kesilince iyice anladım. İleride bir şeyler vardı. Yavaş adımlarla oraya yöneldim. Gittikçe buranın tarla kadar geniş, eski bir yapı olduğunu, tarihi bir kalıntı olduğunu anladım. Galiba burası saray diye geçirdim içimden. Çok sevinmiştim. Saray varsa hazinede vardı hemen etrafta araştırma yapmaya başladım. Bazı duvarlar yıkılmış, bazıları da bir metre kadar kalıntısı duruyordu. Akşam olmaya başlamıştı ama benim aklımda hala hazine vardı. Hele birazdan bulacağım şeyden sonra sağlam duvarların birinin tam dibinde eski bir çömlek olduğunu görünce ister istemez heyecandan titremeye başladım. Hemen elimle içini kontrol ettiğimde bir avuç irili ufaklı altın para, üç değişik eski yüzük, bir de değişik bir gerdanlık çıkmıştı. Sevinçten zengin oldum deyip çığlık attım. Hemen paraları küple beraber alıp eve gidecek. Yarın sabah erkenden buraya tekrar gelecektim. Hemen toparlanıp köye doğru gitmeye başladım. Ormanın içinden geçerken hava iyiden iyiye kararmıştı. Ormanın içinden giderken arkamdan uğultu ve koşma sesleri duyunca korktum. Hemen tabancamı çıkarıp ağzına mermi verdikten sonra hızlı hızlı yürümeye devam ettim. Ben hızlandıkça arkamdaki sesler de artıyor gibiydi. Bu sefer de koşmaya başlayınca arkamdaki şeyin de beni kovaladığını hissettim. Aniden durup arkamı döndüğümde hiçbir şey yoktu. Biraz bekledim ama nafile. Sonra önüme dönüp tekrar yürüyeceğim sırada onu gördüm. Zifiri karanlıktan daha kara bir kurt. Onu görünce dona kaldım. Bu Rüyamdaki kurttu. Kaskatı kesilmiştim. Bir süre göz göze geldik. Sonra üstüme koşmaya başladı. Ben kilitlenmiş gibi dururken elimdeki silah son anda aklıma geldi. Tam ona doğru sırada üstüme atladı. Sol kolumu ağzına alıp parçalamaya başladı. Onu üstümden atmaya çalıştıkça daha çok ısırıyordu. Sonra kemerime takılı olan bıçağım aklıma geldi. Hemen alıp o panikle kurdum karnına defalarca sapladım kurt beni bırakıp yarısını yalamaya başladı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi koşup ormana daldı. Hemen tişörtümü çıkarıp koluma sardım. Sonra da köye döndüm. Ben eve geldiğimde hava çoktan kararmıştı. Hızlıca eve girip koluma baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Koluma baktığımda bir şok daha yaşadım. Kolumda bırak yarayı, kan bile yoktu. Sadece kapkara çamurdu. Allah'ım ben az önce hayal mi görmüştüm? Rüya mı değil kendimi tokatladım. Rüya değildi. Küp de sağlamdı. Her şey gerçekti. Hemen küpü bir yere saklayıp eve çıktım. Bizimkilere çaktırmadan üstümü değiştirip elimi yüzümü yıkadım. Dedem iyi misin oğlum? Sapsarı olmuş yüzün dedi. Ben de iyiyim. Biraz yoruldum deyip uyku var diyerek odama gittim. O yorgunlukla yatıp uyudum. Rüyamda devamlı o kurdun beni parçaladığını gördüm. Hiç iyi bir gece değildi. Sabah kahvaltıda dedem misafirliğe gideceklerini söyledi. Bana da sen de gel değişiklik olur dedi. Ben de biraz yorgun olduğumu gelmek istemediğimi söyledim. Onlar gidince küpün içindeki paraları araştırmaya başladım. İnternetteki bilgilere göre bu paralar Bizans parasıydı ve oldukça değerliydiler. Oraya gidip daha fazlasını bulmak istiyordum ama dün akşam olanlardan sonra maçam yemiyordu. Ben bunları düşünürken telefonum çaldı. Arayan bizim köye en yakın olan köyden Hasan'dı. Telefonda sohbet ettikten sonra bana "Bizim buraya gelsene, takılalım biraz, hem gezeriz." dedi. Tamam dedim. Dedemler arabayla gittiği için ben de traktörle yola çıktım. Hasanların köyüne vardım. Hasan'la bayağı sohbet ettik. Havadan sudan konuştuk. Sonra köyün içinde dolanmaya başladık. Onların köyü bizimkinden çok büyük olduğu için gezecek yeri çoktu. Biz gezerken karşıdan köyün delisi, deli Hikmet bana ters ters bakıp yanımıza geldi. Hasan, hayırdır Hikmet abi, ne oldu dedi. Hikmet bana bakarak, neden aldın diyordu. Ben de ne aldım Hikmet abi, ne diyorsun diyordum. O hala, neden aldın onların malını diyordu. Ne malı derken, o altınları niye aldın diye bağırdı bana. O öyle deyince kanım donmuştu. Tüylerim diken diken oldu tepki veremiyordum. O sırada köyün yaşlısı Kadir Hoca gelip hikmete bir şeyler okuyup sakinleştirdi. Sonra bana bakıp ne yaptın sen dedi. Ben olayların etkisiyle iyiden iyiye kendimi kaybetmeye başlamıştım. Şaşırmış ve korkmuş bir şekilde ağlamaya başladım. Hocam ne oluyor? Delireceğim. Yardım edin bana tetim. Hoca Hasan'a bir şeyler söyleyip gönderdi. Sonra beni alıp evine götürdü. Eve geldik hoca hanımına bir şeyler söyledi. Sonra beni boş bir odanın ortasına oturttu. Önüme bir tepsi, bakır tas, bıçak ve makas koydu. Önce tasa su koyup saçımdan bir tutam kesip suyun içine attı. Ardından parmağıma bir çizik atıp kanı kaba damlattı. Sonra kağıtlara bir şeyler yazıp suya attı. Arapça dualar okuyup kabın üstünü örttü. Anlamadığım bir dilde bir şeyler okuyup örtüyü kaldırdı. Gördüklerim baygınlık geçirmeme sebep olmuştu. Kavun içinde domuz kılları, domuz kulakları, domuz burnu ve domuzu öldürdüğüm tüfeğin saçmaları vardı. Dehşet içinde hocam ne oluyor diye yalvarıyordum. Hoca pislikleri karısına verip yolladı. Sonra anlatmaya başladı. Bak sen sonu bilmediğin bir işe kalkışmışsın. O küpteki altınlar uğursuzluk getirmiş sana. Gitmemen gereken yerlere gidip Almaman gereken şeyleri almışsın. Orası onların. O define de onların. Üstelik de hasını da almak için plan yapmışsın. Onlar da seni lanetlemiş. O vurduğun domuzun parçalarıyla seni büyülemişler. Neyse ki imanın yerinde. ibadetini yapıyormuşsun. Allah seni korumuş. Eğer seni zayıf görselerdi seni de alacaklardı. O altınlarla birlikte bir şey daha getirmişsin. O küfün İçini dışını iyice incele dedi. Peki hocam saray efsanesi gerçek mi dedim. Hoca da orada öyle bir saray yok. Orası eski bir Rum kilisesinin kalıntısı. Orada Rum papazlar servetlerini çeşitli büyülerle tılsımlayıp gitmişler. Senin orayı bulman bile mucize. Peki hocam ne oldu? Bitti mi her şey? diye sordum. Sen şimdi git evde yattığın yerin altına ve kıyafetlerinin arasına bak. Sonra o küple beraber ne bulursan bana getir. Bana bir muska yazıp yolladı beni. Eve geldi. Dedemler de çoktan gelmişlerdi. Neredeydin dediklerinde inandırıcı bir bahane öyle sürdüm. Şimdi tek yapmam gereken bir fırsat bulup Kadir Hoca'nın dediklerini yapmaktı. Saat 20.30 gibi istediğim fırsat gelmişti. Dedemler yan komşuda çay içmeye gitmişlerdi. Ben de hemen işe koyuldum. Önce kıyafetlerimin arasına baktım kıyafetlerimden Arapça büyü olduğunu tahmin ettiğim kağıtlar çıktı. Hepsini bir poşete koyup yattığım yatağın altına yöneldim. Belki de hayatımda hiç yaşamadığım o korkuyu o an yaşadım. Yatağın altında belli uzuvları eksik olan bir domuz başı ve domuz ayakları, domuz sakatatları ve çeşitli büyük kağıtları vardı. O leşleri odadan çıkartırken kusmamak için kendimi zor tuttum. Yatağın altını iyice silip süpürdüm. Son iş küpü almaktı. Onu da alıp dedemden gezeceğim deyip arabanın anahtarlarını da aldım. Hocanın evine doğru yola çıktım. Yolda arabam devamlı taşlandı. Karşıma sürü sürü domuzlar çıktı. Birkaç kez kaza tehlikesi atlattım. O beş dakikalık yol bana saatler sürmüş gibi gelmişti. Sonunda eve geldim. Büyüleri hocaya verdim. Hoca uzun uzun inceledi. Sonra altın küpünü eline alıp alt kısmını kırdı. Gözlerime inanamadım. Küpün altındaki bir oyuktan deriye yazılı bir büyü çıkmıştı. Hoca işte her şeyin sebebi bu dedi. Bütün büyüleri bana verdiği muskayla beraber ocağa attı. Kibriti çaktı. Büyüler sanki üzerine benzin dökülmüş gibi. Alev alıp yanıp kül oldular. Hoca külleri altınlarla beraber küpe doldurup temiz bir bezle sardı. Sonra hadi gidiyoruz deyip Eski saray mevkisine yola çıktık. Yolda yine taşlandık. Ben korkuyordum. Hoca ise devamlı okuyordu. Vardık eski sarayın oraya. Hoca araziye adım atar atmaz daha hızlı okumaya başladı. Altınları bulduğum yere geldik. Keserle bir çukur açtım. Kazarken de kazdığım yerden insan kemikleri çıkıyordu. Allah'ım bitsin artık diye dua ediyordum. Ne belalı bir yermiş burası. Çukuru açıp küpü içine koydum. Üstünü örtünce etraftan uğultular ve gülme sesleri gelmeye başladı. Hoca, bu kadar yeter deyip kolumdan tuttu ve oradan uzaklaşmaya başladık. O sırada arkama baktığımda o kara kurt ve uzun boylu gölgelerin bize baktığını gördüm. Arabaya binip oradan uzaklaştık. Hocayı evine getirdim. Her şey bitti mi hocam diye sordum. Bitti evladım. Kurtuldun. Ama yine de git buralardan bir daha asla böyle şeylere de kalkışma deyip cebinden bir muska çıkarıp bana verdi. Bunu tak Allah'ın izniyle daha iyi olacaksın dedi. Hocayı bırakıp eve vardım. Dedemler yatmış ben de hemen yatıp sabah erkenden kalkıp İstanbul'a dönmüştüm. Şu an Allah'a şükür daha iyiyim. Aradan bir sene geçti. Ara ara o sarayı ve o kurdu rüyalarımda görüyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi Diğer hikayeyi anlatıyorum. Günlerden 18 Kasım İsmail ablasıyla yaşadığı ufacık evinde yağmurlu bir güne uyandı. Ora annesi gibi bakan ablası Derya kardeşinin güzel bir kahvaltı hazırladı. Abla kardeş birlikte kahvaltı yaptılar ve İsmail işe gitmek üzere evden ayrıldı. Bu sırada Derya bir yandan bulaşıkları yıkıyor bir yandan da mutfakta yanı başında çalıştırdığı radyoda müzik dinliyordu. İsmail ise kendisini alan servise binip çalıştığı fabrikaya doğru yola koyuldu. Aracın camından dışarıyı sessizce seyrederken bir yandan da beş ay önce yangında hayatını kaybeden anne ve babasını düşünüp üzülleniyordu. Aradan beş ay geçse de İsmail bir türlü ailesinin nasıl öldüğünü anlam veremiyordu. Kendi kendine Nasıl olur da ev yanarken anne ve babam bodrum katta kilitli kalır? Nasıl olur da o tahta kapıyı kırıp oradan çıkamamışlar diye söyleniyordu? O hüzünle ailesini düşünürken zaman çoktan geçmiş ve İsmail iş yerine varmıştı. Ablası Derya ise İsmail'den farksızdı. Kendini bir yandan bulaşığa vermiş, bir yandan da şarkılar eşliğinde ailesini düşünüyordu. Tam kendini kaptırmış giderken Sirden büyük bir patırtı duydu. Sanırım odanın birinde eşyalar yere düşmüştü. Evde kimse olmadığından biraz tedirgin olsa da aklına dağınık kardeşi geldi. Kendi kendine kesin odasında dağınık eşyaları düştü dedi. Ardından ellerini duruladı ve kardeşinin odasına gitti. Odaya girdiğinde çok şaşırdı. Çünkü kardeşinin odası gayet derli topluydu. Derya kendi odasının derli toplu olduğundan emin olduğu için sesin salondan gelmiş olabileceğini düşündü ve salona gitti. Salona girdiğinde burada da her şeyin derli toplu olduğunu gördü. Peki bu ses nereden geliyordu? Tam bunu düşündüğü esnada kendi odasından tekrar bir ses geldi. Bu sefer duyduğu ses cam kırılma sesiydi. Derya oldukça irkilmişti. Eline salondan cam bozayı aldı ve ağır adımlarla odasına gitti. Vazoyu karşısına çıkacak her neyse vurmak için havaya kaldırdı ve diğer eliyle odasının kapısını yavaşça araladı. Oda ne? Odada kimsecikler yoktu ama odası dağılmıştı. Bunun olmasına imkan yoktu. Odanın camı penceresi kapalıydı. İçeriye yavaşça girdi ve etrafı dikkatlice gözlemlemeye başladı. İlk fark ettiği şey duvar rafına koyduğu kitapların tamamen yere düşmüş olmasıydı. Dümdüz raftan tüm kitapların düşmesi ise saçmalıktı. Ardından diğer köşeye baktığında komedinin üzerindeki anne ve babasının resmini fark etti. Çerçeve paramparça olmuş vaziyetteydi. Yalnız burada da bir terslik vardı. Çerçeve komedinin hemen yanında değil çok daha uzağına düşmüştü. Sanki birisi gelip onu diğer duvara fırlatmıştı. Duruma oldukça sinirlenen Derya bir süre boş boş etrafı inceledikten sonra kitaplarını rafa tekrar koydu. İçeriden elektrik süpürgesini getirdi ve yerleri süpürmeye başladı. O sırada elektrik süpürgesinin gürültüsü olmasına rağmen odasının kapısı üç kere tıklatıldı. Derya panikle elektrik süpürgesini kapattı ve arkasını hızla döndü. Kimsecikler yoktu o gürültünün içinde. Kapının tıklatıldığına adı gibi emindi ama ispatı yoktu. Bir süre ne olduğunu anlam vermeye çalıştı ve tekrar odayı temizledi. Elini yüzünü yıkayıp kendine gelmek için banyoya gitti. Elini yüzünü yıkamaya başladı. Kafasını kaldırıp aynaya baktığında yüzünün kanlar içinde olduğunu görüp çığlığı bastı. Kanın nereden geldiğini anlamak için defalarca yüzüne su çarptı ama her defasında yüzünde kan yeniden beliriyordu. Aynaya yaklaşıp kendine iyice baktı. Yüzünün hiçbir yerinde ne bir kanama ne de bir yara vardı. O an fark etti ki cam parçası elin derince kesmiş ve o yüzüne her suyu vurduğunda yüzü kan içinde kalıyordu. Aksilikleri üst üste yaşayan Derya elini temizleyip gazlı bezle yarayı iyice sardı. Biraz soluklanmak için salona geçti bu sırada mutfakta unuttuğu radyoda hala müzik çalmaya devam ediyordu. Müziğin ritmine kendini bıraktı. Gevşedi ve kafasını arkaya yaslayıp gözlerini kapattı. Bir süre dinlenmeye koyuldu. Bu sırada İsmail iş yerinde şefiyle kavga etmiş ve işten ayrılmıştı. Öfkeyle kendisini eve götürecek bir dolmuş bekliyordu. Durakta beklerken yanına yaşlı bir adam yaklaştı. Ona selam verdi ve buradan geçen dolmuşların hangi istikamete gittiğini sordu. İsmail iş yerindeki sinirini hala atamamıştı. Ona soru soran adama öfkeyle okuman yazman yok mu? Bak üzerindeki tabelada yazıyor diye çıkıştı. Yaşlı adamın morali bozuldu. Derin bir nefes aldı ve İsmail'e bak evlat sen bu saatten sonra hangi dolmuşa binersen bin gideceğin yol yol değil dedi. İsmail iyice deliye döndü ve yaşlı adamı kolundan tutup itekledi. Zavallı adam arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. İsmail bir süre sonra gelen dolmuşa bindi. Eve doğru yol almaya başladı. Derya ise yaşadığı olayların yorgunluğunu müzikle birlikte üzerinden atmaya çalışıyordu. Bir süre sonra radyoda cızırtılar meydana geldi ve bir iki saniye sonra da müzik tamamen kesildi. Yerine cızırtılar almaya başladı. Derya yerinden kalkmak istemese de radyodan gelen cızırtılar onu oldukça rahatsız etmişti. Yerinden kalktı ve doğru mutfağa gitti. Tekrar müzik açmak için radyonun kanallarını tek tek değiştirmeye başladı. Onlarca kanal değiştirmesine rağmen hala frekans tutturamıyordu. Bir süre sonra kanalların birine denk getirdi. Sesler anlaşılmayacak derecede kötü geliyordu. Derya kanalı tutturmak için frekansları yavaş yavaş değiştirerek bulmaya çalıştı ve bir süre sonra çeken kanalı buldu. Ancak kanaldan müzik yerine çok daha başka sesler geliyordu. Ne olduğunu anlamak için sesi sonuna kadar açtığında bunun müzik değil bir kadın ve erkeğin acılar içinde attığı çığlıkların sesi olduğunu fark etti. Bunun ne olduğunu ve radyo kanalında neden böyle bir ses duyduğuna anlam veremiyordu. O anda kalbinde farklı bir his belirdi. Sanki biri anne ve babasının eski evlerinde yanarak ölürken seslerini kaydetmiş ve bunu radyo kanalında yayınlıyor gibiydi. Derya'nın gözünden birkaç gözyaşı süzüldü. Sinirlerine daha fazla hakim olamadı. Hızla radyonun kapatma tuşuna bastı. Fakat radyo kapanmıyordu. İyice sinir küpüne dönen Derya, radyonun kapatma tuşuna sert bir şekilde defalarca bastı. Fakat radyo bir türlü kapanmıyordu. Derya iyice çileden çıktı ve radyoyu hızla duvara fırlatarak çarptı. Radyoda ses kesilse de Derya'nın beyninde çığlıklar hala devam ediyordu. Zavallı kız ellerini kulaklarına iyice bastırmış ağlıyordu. Ses bir türlü gitmek bilmiyordu. Bir süre sonra zelin çalmasıyla tüm bunlar son buldu. Derya gözyaşları içerisinde kapıyı açtı. Karşısında İsmail'i görünce derin bir oh çekti ve kardeşinin boynuna sarıldı. İsmail, ablasını eli sargılı ve gözyaşları içinde görünce iyice deliye döndü. Hemen içeri daldı ve eline bıçağı alıp ''Abla, bunu sana kim yaptı?'' diye bağırdı. Bir yandan da gözü yerdeydi. Parçalanmış olan radyoya bakıyordu. Derya dış kapıyı kapattı. Kardeşinin elinden bıçağı aldı. Derya kardeşine tüm olanları anlattı ardından bunu yapanların cinler olduğunu, hatta ailesini de cinlerin yakarak öldürmüş olabileceğini söyledi. İsmail ablasını sever, sayar ve güvenirdi. Onun dediklerini dikkatle dinledi ve o da bütün olanları cinlerin yaptığını düşündü. Ardından ablasına dönüp, peki ne yapacağız abla? Bunlar anamızı babamızı öldürdü. Sana neler yapmışlar? Nasıl bir yol izlemeliyiz diye sordu. Ablası bir süre düşündü ve benim tanıdığım çok iyi bir hüddam var. Onunla konuşayım. Bize yol göstersin. Hatta seni eğitsin. Bize bulaşan cinlerin hepsini yak, öldür. Hem ailemizin intikamını almış oluruz. Hem de bir daha bize hiçbir zaman zarar veremezler dedi. İsmail bir süre düşündü. Pek mantıklı gelmese de ablasını annesi gibi görüp sözünü dinlediğinden kabul etti. O gün Hüddam'ın yanına gittiler. Hüddam belli bir para karşılığında birkaç ay içinde İsmail'e cinleri nasıl yakıp öldüreceğini, koruma büyülerinin nasıl yapıldığını öğreteceğini söyledi. Ardından İsmail, Hüddam'ın kendilerinden istediği ücreti, babasından kendilerine kalan paranın içinden çıkarıp ödedi. Aradan üç buçuk ay geçti. İsmail, Hüddam'dan cinleri yakarak öldürecek, onları kendisine tutsak edebilecek ve korunma büyüsü yapabilecek bilgi ve donanıma sahipti. İsmail evde hazır ve kendine güvenir bir şekilde bekliyordu. Bir yandan da bu süreçte ablasının neredeyse her gün aldığı yaralara bakıyordu. Zavallı Derya evde her yalnız kaldığında cinlerin gazabına en ağır şekilde uğramıştı. Vücudunun birçok yeri yaralarla dolmuştu. Yapılması gereken tek şey gecenin beklenmesiydi. Saatler saatleri kovaladı. Derya ve İsmail geceye kadar beklediler İsmail ilk seansı için oldukça sabırsız ve heyecanlıydı. Salona geçti. Evin tüm ışıklarını söndürdü. Odanın her bir yanına mumlar yaktı. Ardından seyyar ocağını aldı ve salonun ortasına oturdu. İsmail üç buçuk ay eğitim alsa da kendisini yetersiz hissediyor ve bu da onun hata yapma olasılığını arttırıyordu. Ardından seyyar ocağın üzerindeki demirdan tasın içine sarımsak, de incir yaprağı, keçi kanı ve bir çift hayvan gözü ekledi. Bir süre seyyar ocakta kaynatmaya başladı. Bir yandan tası karıştırırken bir yandan da bazı kelimeleri fısıldayarak tekrarlamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika kadar bu işlemi yaptıktan sonra tası alıp tuvalete koydu. Tuvaletin kapısı açık şekilde bırakıldı. Ardından iki parmağını tasın içine daldırdı ve karışımı kapı eşiklerine sürdü. Zavallı Derya ise olan biteni öylece uzaktan izledi. O gece seansın ilk adımı tamamlandı. Abla kardeş odalarına geçip uykuya daldılar. Sabah olduğunda tuvaletli tası kontrol ettiklerinde karışımın tamamen kurumuş ve toz haline gelmiş olduğunu gördüler. İsmail ablasına bakıp gülümsedi ve ilk işlem tamam çok iyi gidiyoruz dedi. Ardından demir tası tuvaletten aldı ve salona getirdiler. Sırada ikinci seans vardı. İsmail ablasına bize şimdi acilen insan kanı lazım. Çok değil. Sadece 3-5 tamla olsa yeter dedi. Ablası kafasını salladı ve tamam ben buradayım dedi. İsmail başta bunun tehlikeli olduğunu düşünüp ablasının kurban olmasını reddetse de Derya'nın gözünü bürüyen hırs ve intikam arzusu yüzünden bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ablasının eline ufak bir çizik atarak kanını tabağa akıttı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra tas kendi kendine hafifçe titremeye başladı. İkinci seansta böylece tamamlanmış oldu. Sıra üçüncü seansa geldi. Kanın bulaştığı karışımı yuvarlak bir top haline getirdikten sonra birkaç saat kurumasını bekledi. Daha sonra kuruyan top halindeki karışımı sarımsak dövezine koydu ve üç defa tokmakla sertçe vurup un ufak hale getirdi. Her vuruşunda Sanki kemik çatırdama sesi evin içinde yankılanıyordu. Ardından cin seansının son hamlesine gelindi. İsmail ablasını bıraktı ve elindeki toz karışımıyla bir daha doğru tek başına çıktı. Her şey kusursuz işliyordu. İsmail dolayın gözüktüğü anda karışımı yere döktü ve ateşe verdi. O sırada dağlardan, ormanlardan ve hatta köyün içinden bile dehşet veren çığlıklar yükselmeye başladı etraf deprem olurcasına sallanıyordu. O sırada karanlığın içinden hızla kendisine yaklaşan cin topluluğu ateşi rüzgarıyla söndürdü ve İsmail'in neredeyse tüm kemiklerini saniyeler içinde kırıp gittiler. İsmail birkaç gün sonra köylüler tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sadece ağız, boyun ve sağ kolunu oynatabilecek şekilde hastaneden ayrıldı. Olayın ardından ablası Derya ortalıktan kayboldu. Günler sonra onu eğiten Hündam ziyaretine geldi ve olayın aslını anlatmaya başladı. Delikanlı, bu olanlar senin açından aslında bir başlangıç. Çünkü sen evindeki cinleri değil, etraftaki tüm Müslüman ve kafir cinleri yakmaya kalktın. Bu senin suçun değildi ama cezasını sana kesecekler. Ablan denen o pislikte bir hüddam çıktı. Tek amacı seni cinayet işlemeden ortadan kaldırıp, babanızın mirasına konmaktı. Aslında bu zamana kadar aldığı tüm yaraları kendisi bilerek yapmış ve cinlerin üzerine atmış. Seni de cinleri yakarak intikam almaya zorlayarak aslında ateşin içine attı. Bu, senin fiziki olarak bir Müslüman kabilesinden yetiğin cezaydı. Sırada birçok kabile, yaptığının bedelini özetmek için bekliyor dedi ve gerçekten de bu İsmail için daha başlangıçtı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Esma. Başıma gelen olayların başlangıç zamanı. Lisede okuduğum dönemdi. O zamanlar 16 yaşındaydım. Bizim okulun bahçesinde bir türbe vardı. İsminin nereden geldiğini bilmiyorum. Ama biz o türbeye dede yatır derdik. Bu yatır bizim için korkunç bir yerdi arkadaşlarımla o yatağıdan bahsettiğimizde hepimiz korkardık. Cemile ve Nurgül'le yakın arkadaştık. Oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirirdik. Fakat son oynadığımız oyun eğlenceden çok hayatımızı alt üst eden bir olaya dönüşmüştü. Herkesin bildiği doğruluk mu cesaret mi oyunu bizim için dönüm noktası olmuştu. O türbenin içine girip kim 5 dakika içeride durmayı başarırsa grubun lideri olacaktı. Gayet masumane bir oyundu. Herkes sırayla girmişti. Sıra Cemile'ye gelmişti. Cemile içeri girdi. Biz sürenin dolmasını beklerken o anda müdür yanında bir öğrenciyle yanımıza geldi. Ne yapıyorsunuz burada? Hemen sınıflarınıza gidin dedi. O an korkuzan Cemile'nin içeride olduğunuz söylemeyip sınıfa girmeyi tercih etmiştik. Cemile resmen bir mezarın içinde kalmıştı. Nurgül şimdi sınıfa gidelim. Cemile kendi çıkar ya da ben birazdan gelir çıkarırım Cemile'yi demişti. Biz de Aysel ile Nurgül'ün bu sözüne inanıp sınıfa gittik. Ders başlamıştı. Gözüm kapıda Cemile'nin sınıfa girmesini bekliyordum. Derse okula yeni atanan rehberlik öğretmeni Halit Bey girmişti genç ve yakışıklı bir adamdı. Dersin ortalarında Nurgül'e dönüp Cemile hala gelmedi dedim. Nurgül anahtarı senin çantana attım. Sen görmedin mi dedi. O an beynimde şimşekler çaktı. Kes dediğimizi tamamen unutmuştum. Nurgül'e hayır dedim. Ders bitmek üzereydi. Öğretmenden izin aldım. Koşarak dışarı çıktım. Çantamda anahtarı aradım. Ama bulamadım. Anahtar yoktu. Gidip türbenin kapısını tıklattım. Cemile'ye seslendim. Ama hiç ses yoktu. Tekrar sınıfa döndüm. Ders bitmiş. Herkes çıkmıştı. Çok korkuyordum. Çantamı alıp okuldan çıkıp eve gittim. Eve geldiğimde Cemile'nin annesiyle annem oturuyordu. İçimdeki korku daha da büyümüştü. Cemile'nin annesi. Cemile nerede diye sordu. Soruya soruyla cevap verdim. Gelmedi mi diyebildim. Hayır dedi. Hemen odaya gidip Nurgül'ü aradım. Cemile türbenin içinde kalmıştı. Nurgül'e bana anahtarların çantamda olduğunu söyledin. Ama baktım yoktu dedim. Kalemliğine bak dedi. Hemen çantamı açıp kalemliğime baktım. Ama nasıl olurdu? Anahtar oradaydı. Hemen anahtarları alıp koşarak okula gittim. Okul eve yakındı. Okulun bahçesine girip türbeye vardım. Kapıyı açarken müdür ve okulun hizmetlisi geldiler. Ne yapıyorsun dediler. Hiçbir şey söylemeden kapıyı açtığımda Cemile kapının yanında yüzü ve elleri kan içinde yatıyordu. Korkudan donup kaldım. Müdür ambulansı ve polisi aradı. Cemile'nin bilinci yerinde değildi. Beni alıp karakola Cemile'yi de alıp hastaneye götürdüler. Karakolda polise her şeyi anlattım. Aysel'i ve Nurgül'ü de getirdiler. Aysel ve Nurgül bana kızıp benim suçum olduğunu söylediler. Sürekli beni suçladılar. Polis hakkımızda tutanak tutup bizi ailelerimize teslim etti ve şehirden ayrılmayın diye tembihlediler. Cemile altı gün komada kaldı ve sonra uyandı. Her ne yaşadıysa korkudan yüzünü tırnaklarıyla yırtmıştı. Cemile'yi ziyaret etmemize izin vermiyorlardı. Bu olayda herkes beni suçluyordu üçümüz de okulumuzdan uzaklaştırma aldık. Nurgül ve Aysel benimle bir daha görüşmediler ama benim suçum neydi? Nurgül ben çıkarırım dedi ama çıkarmadı. Bana anahtar çantanda dedi. Çantamda yoktu. Sonradan nasıl olduysa kalemliğime konulmuştu. Galiba bana tuzak kurmuşlardı ama ben anlayamamıştım. Babamlar bana ceza olması için köye teyzemlerin yanına gönderdiler köyde Tanlı teyzeme yardım ediyordum ama Cemile aklımdan çıkmıyordu. Bir kez konuşabilseydim ve her şeyi anlatabilseydim. Artık her gece Cemile'yi görmeye başladım. Kavuslarım bitmiyordu. Cemile bana kızgındı. Neden gelip açmadın? Beni onlara bıraktın diyordu. Kimdi onlar? Aradan biraz zaman geçmişti. Bir gün annemle telefonla konuşurken annem Nurgül Halit Hoca ile nişanlandı dedi. Kendimi çok kötü hissettim. Cemile'ye olanlar çok sevdiğim arkadaşlarımdan ayrı kalmak ve bir de suçlu duruma düşmek çok ağırıma gitti. Uyuduğumda yine kabusun ortasına düşmüştüm. Cemile elinde anahtarla beni türbeye sokmaya çalışıyordu. Cemile boğazım yırtılırca sana yalvarıyordu. Bir an teyzemin sarsmasıyla uyandım. Esma kızım ne oldu? Neden bağırıyorsun diyordu teyzem. Çok korkmuştum. Ben de gördüğüm kabusları ve yaşadıklarımı teyzeme anlattım. Teyzem annemi aradı ve konuştular. Annem Cemile'nin şehir dışındaki akrabalarına gittiğini söyledi. Cemile'nin annesi de artık annemle konuşmuyordu. İçimdeki bu acı benim sonum olmuştu. Artık gündüzleri de Cemile'yi görür olmuştum. Her yerde tırnaklarından kan damlayarak benim boğazımı sıkıyordu. Nereye gitsem Cemile peşimi bırakmıyordu. Bu duruma daha fazla dayanamadım. Avcumun alabildiğince ilacı içip intihar ettim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başaramamıştım ölmeyi. Beni kurtarmışlardı. Annem koridorda biriyle konuşuyordu. Ses tanıdıktı. Yerinden kalktım. Annem Halit öğretmenle konuşuyordu. Beni görünce hemen yanıma geldi. Kolumdan tutup beni yatağıma götürdü. Ben ağlamaya başladım. Halit öğretmen ağlamayız mı? O gün ne oldu? Bana anlatır mısın dedi. Ağlayarak her şeyi anlattım. Halit öğretmen istersen Cemile'nin annesiyle görüştüreyim seni. Ona da anlat olanları dedi. Olur dedim. Beni alıp Cemile'nin annesine götürdü. Cemile'nin annesine her şeyi anlattım. Benim suçum yok. Cemile'yi sürekli görüyorum dedim. Annesi Cemile akıl hastanesinde dedi. Gidip görmek istiyordum. Adresi alıp Halit öğretmenle birlikte Cemile'nin yanına gittik. Çok kötü gözüküyordu. Cemile'ye sarılıp ağladım. Ona da her şeyi anlattım. Ama hiç konuşmadı. Tam kapıdan çıkıyorken arkamızdan her şey Nurgül'ün suçu dedi. Yanına yaklaştım. Anlattıklarını dinledik. Halit öğretmeni benden kıskandığı için benim o gün derse girmemi engellemek için kapıyı kilitleyip anahtarı sakladı dedi. İkimiz de şok olmuştu. Halit öğretmen dışarı çıkınca olaydan iki gün önce Cemile'nin saçlarını bağlaması için Cemile'ye kırmızı bir kurdele alıp hediye etmiş. Nurgül de bu durumu çok kıskanmış. Şimdi her şey ortaya çıkmıştı. Halit öğretmenle geri dönerken Nurgül telefonla aradı. Halit öğretmen, Esra ile birlikteyim. Cemile'yi ziyaret ettik dedi. Nurgül bunu duyunca öfkelenip bağırdı ve telefonu yüzüne kapattı. Eve geldiğimde annemle Cemile'nin annesi bizdeydi. Beni güler yüzle karşılamışlardı. Buna mutlu olmuştum. Ama arkadaşımı nasıl kurtarabilirdim? Aradan iki gün geçmişti. Yağmurlu bir gündü. Evde oturuyordum. Kapının çalmasıyla gidip kapıyı açtım. Gelen Nurgül'dü. Yüzü gözü ağlamaktan şişmişti. Ne oldu diye sordum. Halik'le ayrılmama sebep oldum. Seni mahvedeceğim dedi ve gitti. Arkasından bağırdım. Ama dönüp bakmadı bile. Aradan on gün geçmişti. Gece kapı çaldı. Gidip açtım. Çok yakışıklı bir delikanlı kapıda duruyordu. Evimiz mahallenin ilk eviydi. Ve müstakildi. bu yakışıklı adam bir adres sormuştu. Sorduğun adresi bilmiyorum dedim. Tamam deyip geri gitti. O gittikten sonra ben de gidip yattım. Rüyamda o delikanlıyı gördüm. Bir gece, iki gece derken artık her gece rüyamda onu görüyordum. Sana aşık oldum diyordu. Rüyalarımdan çıkmıyordu. Resmen ben de ona aşık olmuştum. Bir gün annem tanımadığın birisi değil ama seni istemeye gelecekler dedi. Onu hiç istememiştim. Çünkü benim aşık olduğum biri vardı. Her gece rüyama geliyordu. Birkaç gün sonra beni istemeye gelmişlerdi. Kapıyı açtığımda şok oldum. Aşık olduğum adam karşımdaydı. Beni istemeye gelmişti. Hemen içeriye aldım. Babası, annesi ve halası vardı. Halasıyla annesi çarşaflıydı. Şaşırmıştım. Böyle modern bir adamın ailesi nasıl çarşaflı olurdu? Kahveler içildi. Ama dedemde bir huzursuzluk vardı. Biz size haber veririz deyip gönderdiler. Dedem biraz da olsa ilim sahibi bir insandı. Onları kapı aralarından dinledim. Dedem babama sebebini söylemedi ama bu iş olmaz oğlum. Vermeyelim kızı. Ara gelmesinler dedi. Çok üzülmüştüm. Odama gidip ağladım. Neden vermemişlerdi? Ben de ona aşıktım. Sonuçta bizim birbirimizi sevmemiz önemli değil miydi? Ben, üzüntü ve düşünceler içindeyken, bir anda Mesut camın önünde belirdi. Bana, gel diyordu. Hemen koşup camdan atladım. Ona sarıldım. Elimden tuttu ve ormana doğru gittik. Ormana gittiğimizde düğün kurulmuştu. Bu benim düğünümdü. Çok mutluydum. Elime kanayaktılar Altın taktılar. Fakat düğün bitmek üzereyken, bir an ortalık karıştı. Dedem, Babam ve caminin hocası geldiler. Neden ve caminin hocası? Sesli bir şekilde ayetel kürsüyü okuyorlardı. Babam da beni elimden tutup götürmeye çalıştı. Sevdiğim adam Mesut buna çok kızmıştı. Babamı tuttuğu gibi fırlattı. Babam yere düştü. Mesut bana sarıldı. Sen benim karımsın. Gidemezsin dedi. Dedem okuduğu ayetle bir anda beni çekip aldı. Neler oluyordu? Dualar okunlukça başıma ağrılar saptanıyordu. Koşup babama sarıldım. Hoca babamı tuttu ve oradan çıktı. Dedemin asker arkadaşı beni istemeye gelenlerin köyündendi. Dedem aileyi araştırmış. Dedemin arkadaşı bahsedilen ailenin evi yıllar önce yandı. Ve o yangından sonra ailenin kaybolduğunu, cesetlerinin bile bulunamadığını söylemiş. Gün geçtikçe benim durumum kötüye gidiyordu. Sürekli sevdiğim adam Mesut'u karşımda görüyordum. Bir anda düşüp bayılıyor ve sinir krizleri geçiriyordum. Mesut'a gitme isteğim gün geçtikçe artıyordu. Ailemin buna müsaade etmemesi kendimi kaybettiriyordu bana. Yine kriz geçirip bayılmıştım. Uyandığımda yasaktaydım. Ama ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Annem başımda ağlıyor. Babam Kur'an okuyordu. Mesut da oradaydı. Kapının arkasından sinirli bir şekilde bakıyordu. Fakat bir anda sinirlendi ve korkup kayboldu. Birkaç saniye sonra dedem ve yine bir arkadaşı odaya girdi. Dedemin arkadaşı, şerliler konusunda ilim sahibi bir kişilikti. Bunu orada öğrendim. Hatta ismi Cinder Mehmet'ti. Cini dermek, yok etmek anlamına geliyormuş. Mehmet Hoca yanıma yaklaşıp, Saçımdan bir tel alıp yaktı. Yanan saç telini dikkatlice izledi. Türbe olayını bizimkilerin anlattığına tahmin ediyorum. Saç telini yaktıktan sonra konuşmaya başladı. Kızım, senin bir arkadaşına türbede cin musallat olmuş. Bunun sebebi ise başka bir arkadaşın ve bu arkadaşın sana çok kızmış. Bu arkadaşın sana büyü yapıp seni bir cine aşık etmiş. Aileni de o normal bir insan gibi görmesi için büyülemiş. O cini senden uzak tutabilirim ama yok edemem. Çok güçlü bir büyü ve çok büyük bir bağlılık var aranızda dedi. O an Nurgül'ün bana tuzak kurduğundan emin oldum. Her şeyi planlı yapmıştı. Mehmet Hoca bana dualar okuyup vefkler yazdı. Büyüyü bozamadı. Ama Mesut'un yani o cinin gerçek yüzünü gösterdi. Mesut'u hala görmeye devam ediyorum. Ama vücudu kuru ağaç dalı gibi kafasında boynuz, pis ve uzun tırnaklı bir yaratık olarak görüyorum. Senden vazgeçmeyeceğim diyor ama bana yaklaşamıyor. Şu an bu olayın üzerinden yıllar geçti. Evliyim ve çocuklarım var. Dediğim gibi mesut olarak bildiğim o şerliği hala görüyorum. Nurgül ve Cemile'ye gelecek olursak hayatları resmen yer değiştirdi. Cemile iyileşti. Ama Nurgül yatağa mahkum yaşıyor. Ben ise duygularımı bir tine vermenin cezası olarak hiç huzur bulamadım. Farklı farklı hocalara gittim. Ama hiçbiri beni o şerliden kurtaramadı. Ben de ölmeyi beklemekten başka bir şey yapamıyorum. Allah sizi şerli varlıklardan ve onların şerrinden korusun. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selamünaleyküm. Geçen sene başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Adım Tala, İstanbul'da yaşıyorum. Her yaz tatil için köyüme Konya'ya gidiyordum. Ancak bu korona illeti yüzünden iki senedir gidememiştim. En sonunda geçen yazbaşı bilet alıp gittim. Köy yolculuğunu oldum olası severdim. Gece yarım yamalak uykuyla mola yerlerinde durup sigara içip abur cubur atıştırmak hoşuma giderdi. Yine bu yolculuğum esnasında yolda giderken rüyamda köyde ava gittiğimi gördüm. Zaten yol boyu bunu düşünüyordum. Rüyamda bir tavşanı kovalıyordum. Bir uçuruma geldik. Tavşan aşağı atladı. Ben de peşinden aşağıyı izlemeye başladım. Fakat aşağıda yoktu. Arkamı döndüğümde kapkara bir kurt beni tutup aşağıya attı. Omzumu yere çarpmamla uyanmam bir oldu. Uyandığımda fark ettim dinlenme tesisinde durmuşuz. Fırsattan istifade inip çay alıp sigara içmeye başladım. Hala gördüğüm rüyanın etkisiyle kalbim hızlı ritimlerle atıyordu. Sigarayı içtikten sonra rahatlamıştım. Otobüse binip köye kadar deliksiz uyumuşum. Uykumda yine aynı rüyayı görüyordum. Bu kez Muavi'nin beyefendi burada mı ineceksiniz demesiyle uyandım. Otobüsten inip köye doğru yürümeye başladım. Köyde Anneannem ve dedem vardı. Onlara da sürpriz olacaktı. Bizim köy biraz ıssızdır. 15-20 hane var. 3-4 tanesi boş. 7-8 evde de gurbetçiler tatilden tatile gelirdi. Köyümüze en yakın köy yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta. Konum itibariyle ıssız olsa da çok güzeldir bizim oralar. Neyse indiğim yer köyün 1 kilometre kadar dışındaydı. Yolda giderken bir sigara daha yaktım. Bu arada dedemi de aradım. Yoklama çektim. Evde miler diye. Köyün girişinde ise iki yanı sulama kanalı. Köy göle yakın olduğundan girişte iki köprü var. Bu köprülerden biri çok eski. Savaş zamanı Almanlar yapmış. Neyse geldiğim yol o eski köprünün üstünden geçiyor. Aslında oradan koca traktörler geçiyor ama ben ne zaman geçsem irkilirim, çöker diye korkarım. Çünkü köprünün direk olmayan boşluk yerleri hafif aşağıya sarkıktı. Ayrıca aşağısı, bataklık, kurbağa yılan, her türlü sürüngen var. Girdim köye. Sabah 9.30 falan. Kimseler yok. Direkt eve gittim. Anneannemi evin avlusunda tavukları yemlerken görünce arkasına geçip korkuttum. Bu arada dedem de ahırdan çıktı. İkisi de çok şaşırdı. Hemen ellerini öpüp hasret giderdik. Anneannem aç mısın oğlum diye sordu. Bu da laf mı şimdi? bayılacağım açlıktan dedim. Beraber yukarı çıkıp kahvaltı ettik. Balkonda oturduk çay içiyoruz. Bir yandan da sigara içiyorum. Dedem bir bırakmadın şu zıkkımı. Dayın da sende diye söylendi. Yaşım 25. Ailedeki tek erkek torun bendim. Bir de babasız büyüdüğüm için üstüme titrerlerdi. Bir şey demezlerdi bu yüzden bana. Etrafa bakarken bizim ineklerin avluda olduğunu gördüm. Normalde çoban sabah alır Akşam getirdi inekleri. Öyle görünce garibime gitmişti. Dedeme, çoban mı yok, yoksa hasta mı dedim. O da bana, haberin yok galiba. Çobanın parçalanmış ölüsü bulundu geçen hafta diye Ben de şaşırdım. Nasıl, hayvan mı saldırmış, ne olmuş dedim. Dedem de, hayvan olamaz dedi. Ben, nerede bulmuşlar deyince, eski saray mevkisinde, uçurumun dibinde. Bu arada size eski saraydan bahsedeyim bizim köyün efsane hikayesidir. Bizim köyün adı Saray. Bu isim ta eskilerden belki de Osmanlı'dan kalma sebebi de o tarihte bu bölgede tam yeri bilinmiyor büyüyle uğraşan zengin bir vezirin sarayı olmasıymış. Bu vezir ailesini ve tek varisi olan oğlunu bir hastalıktan kaybedince bunalıma girip kendini saraya kilitlemiş. Saraydaki hizmetçileri ve askerleri gönderip koca sarayda yalnız başına büyülerle uğraşarak yaşamaya başlamış. Korumasız kalan bu saraya bir gün eşkıyalar saldırıp veziri de öldürüp hazineye sahip olmak istemişler. Ancak çekindikleri bu adamın büyücü olduğundan kendilerine bir zarar gelmesin diye yanlarına bir alim hüddam alıp sarayı basmışlar. Ancak karşılaştıkları vezirin kırk parçaya bölünmüş cesedeymiş. Bu manzaraya rağmen haramiler saraydaki hazineyi aramaya başlamışlar. Haramilerin içindeki iki kişi hariç diğerlerinin başına türlü müsibetler gelmiş. Hoca ve haramilerin arasına yeni katılan genç çocuk oradan kaçarak kurtulmuş. Hiç kimse o saraya girmeye cesaret edememiş. Bir süre sonra saray bakımsızlıktan eskiyip yıkılmış. Ne vezirden ne eşkıyalardan kimseyi gören olmamış. Anlatılanlara göre vezirden aynı hastalığa yakalanıp serveti kimsenin eline geçmesin diye bir büyüyle servetini cinlerle koruma altına alıp karşılığında da kendini feda etmiş. Bu hikayeyi çocukken köyün yaşlıları anlatırdı bize. Sakın o lanetli saray mevkisine gitmeyin derlerdi. O hazineyi arayanların başlarına türlü olaylar geldi diye konuşurlardı. Bu hikaye ne kadar doğru bilmem. Bizim köy geceleri onların yani cinlerin geçiş noktasıymış. Önceden saçma gelirdi. Ama sonraları yaşadığım bazı olaylar bunu doğruladı. Neyse, o konulara daha sonra girerim. İyice uzatmak istemiyorum. Dedeme, iyi o zaman. İnekleri ben biraz otlatırım dedi. O da, oğlum yeni geldin. Dinlen biraz dedi. Ben de buraya yatmaya gelmedim. Sizinle hasret giderip, işlerde size yardım etmeye geldim dedim. Tüfeği sırtıma, hayvanları da ölüme kadar düştüm yola. Gideceğimiz yer bizim erikli bahçeydi. Yani eski saray mevkisinin önünden geçecektim. Çobanın bulunduğu o uçurumda bizim bahçeden rahatlıkla görünürdü. Anlatılanlardan pek korkmuyordum. Belimde tabanca, sırtımda tüfek ve inançlı bir Müslüman. Namazlarımı aksatmadan kılmaya çalışırdım. İman yönünde kuvvetliydim. Bu bana cesaret veriyordu. Birkaç dakikada bahçeye gelmiştim. Köy bahçeden çok güzel görünüyordu. Uzandım ve köyü izlemeye başladım. Gözüm sürekli eski saray mevkisindeki uçuruma takılıyordu. Çoban, vezir, hazine, bu düşünceler aklımı kemiriyordu. İçimden oraya gidip bakmak geliyordu. Ama anlatılanlardan maçam yemiyordum. O ara telefonum çaldı. Dedem, nerede kaldın oğlum, gelsene artık diyordu. Ben de, daha yeni geldim dedi. Ne geç olmaz dedim. Dedem, ne yeni gelmesi oğlum, hava kararmak üzere. Uyuyamak kaldın yoksa dedi. Ben şoka girmiştim. Gerçekten de hava kararmak üzereydi sanki bana birkaç dakika gibi gelmişti. Bunun yol yorgunluğu yüzünden olduğunu düşündüm. Muhtemelen uyuyakalmıştım ama hiç gözüm kapattığımı hatırlamıyordum. Eve vardığımda dedem televizyon izliyor, anneannem de yanında oturuyordu. O gün sohbet muhabbet ettik derken akşam oldu ve yattım. Anlayacağınız birkaç gün böyle geçti gitti. Nihayet yeni çobanda gelmişti artık. Günlerim hava gitmekle, balığa gitmek ve bizim torusu sürmekle geçiyordu. O akşam namazdan sonra dedem bahçeye gidip dinamoyu çalıştırdı. Bütün gece sulansın bahçe diye. Dedem gece kanalın kenarına gidip sulanıyor mu diye bahçeyi kontrol edecekti. Ben de sen yaşlı haline ne uğraşıyorsun bu işlerle? Ben giderim. Sen uyu dedim. Anneannem hemen atıldı. Yalnız gönderme çocuğu dedi. Dedem de beni de uyandır. Birlikte gidelim oğlum dedi. Ben de tamam dedim. Gece, geç saatlerde dedem uyumuş horluyordu. Ben de, yaşlı adam uğraşmasın şimdi oralarda deyip, tek başıma gittim. Arabayla turluyordum. Bir ara uyku bastırınca arabayla benzinliğe gidip yakıt, sigara ve içecek bir şeyler alırım diye düşündüm. Petrole gidip kahve içtim. Alacaklarımı alıp tekrar düştüm yola. Önce dinamoyu kontrol ettim. Ancak sanki su çekmiyor gibiydi. Ben de, Suyun akıp akmadığını kontrol etmek için bahçeye gittim. Arabadan indim. Gündüz o kadar güzel olan yer geceleri çok ürkütücüydü. Zifiri karanlıktı. Elimde fenerle bahçenin içinde dolaşırken iki domuzun ağaçlara zarar verdiğini görünce tüfeği alıp ateş ettim. Birini öldürmüştüm. Diğeri ise yaralanıp kaçmıştı. Yaralıyken gelip bana saldırmasın diye ağaçları ve bahçeyi kontrol edip eve gittim. Yarın traktörle gelip o vurduğum domuzun leşini ise oradan kaldıracaktım. Eğer çürürse bahçeye girilmez hale getirirdi kokusu. Sabah olunca olanları bizimkilere anlattım. Onlar da tek gittiğim için beni biraz azarladılar. Neyse dedemle gidip domuzu ayağından bağladık. Sürükleyip oradan uzaklaştıracaktık. O an aklıma dünkü yaraladığım domuz geldi. İzini sürüp onu da avlayacaktım. Dedem boşver dese de dinlemedim. Onu yollayıp izlerin peşine düştüm. Kan ve ayak izlerini takip edeydi. Kafamı kaldırdığımda o uçurumun aşağısında yatan domuzu gördüm. Nasıl olur da buraya geldiğimi fark edememiştim. Anlamıyordum. Resmen buraya çekildiğimi hissettim. Oradan uzaklaşmak yerine merakıma yenilip hikaye ve hazine ile alakalı araştırma yapmaya başladım. Hikayenin burada geçtiğini ve çobanın cesedinin Burada bulunduğunu bilmeme rağmen kendime hakim olamayacağım bir merakla etrafı incelemeye ve daha da yukarıya çıkmaya başladım. Çıktıkça meraklanıp daha da ilerledim. En sonunda hiç bilmediğim geniş, düz ve kupkuru bir tepeye ulaştım. Buraya çıktığım an içimde bir huzursuzluk oluştu. Sıcak havaya rağmen ağaçsız, gölgesiz bu yerde üşümeye başlamıştım. Ancak merakım her şeyin önüne geçiyordu. Aklıma hazine düşmüştü artık. Orada bir süre durup etrafa baktım. Bu bomboş yerin ortasında kurumuş bir ağaç vardı. Kurumuş gövdesinden uzanan tek bir dalı vardı. Ağaç oldukça büyük, heybetli bir ağaçtı. Etrafta epeyce dolandım. Ancak kaydı değer bir şey olmadığını görünce geri dönmeye karar verdim. Tam o ağacın yanından geçerken kuruyan dalın insan eline benzediğini fark ettim. Biraz incelediğimde gerçekten parmağıyla bir yöne işaret eden insan eline benziyordu. İşaret ettiği yöne baktım. Önce bir şey göremedim. Sonra karşıda bir yapı olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım. Saatlerce burada dolanmama rağmen nasıl fark edememiştim? Biraz daha dikkat kesilince iyice anladım. İleride bir şeyler vardı. Yavaş adımlarla oraya yöneldim. Gittikçe buranın tarla kadar geniş Eski bir yapı olduğunu, tarihi bir kalıntı olduğunu anladım. Galiba burası saray diye geçirdim içimden. Çok sevinmiştim. Saray varsa hazinede vardı. Hemen etrafta araştırma yapmaya başladım. Bazı duvarlar yıkılmış, bazıları da bir metre kadar kalıntısı duruyordu. Akşam olmaya başlamıştı ama benim aklımda hala hazine vardı. Hele birazdan bulacağım şeyden sonra sağlam duvarların birinin tam divinde eski bir çömlek olduğunu görünce ister istemez heyecandan titremeye başladım. Hemen elimle içini kontrol ettiğimde bir avuç irili ufaklı altın para, üç değişik eski yüzük bir de değişik bir gerdanlık çıkmıştı. Sevinçten zengin oldum deyip çığlık attım. Hemen paralar küple beraber alıp eve gidecek. Yarın sabah erkenden buraya tekrar gelecektim. Hemen toparlanıp köye doğru gitmeye başladım ormanın içinden geçerken hava iyiden iyiye kararmıştı. Ormanın içinden giderken arkamdan uğultu ve koşma sesleri duyunca korktum. Hemen tabancamı çıkarıp ağzına mermi verdikten sonra hızlı hızlı yürümeye devam ettim. Ben hızlandıkça arkamdaki sesler de artıyor gibiydi. Bu sefer de koşmaya başlayınca arkamdaki şeyin de beni kovaladığını hissettim. Aniden durup arkamı döndüğümde hiçbir şey yoktu. Biraz bekledim ama nafile. Sonra önüme dönüp tekrar yürüyeceğim sırada onu gördüm. Zifiri karanlıktan daha kara bir kurt. Onu görünce dona kaldım. Bu rüyamdaki kurttu. Kaskatı kesilmiştim. Bir süre göz göze geldik. Sonra üstüme koşmaya başladı. Ben kilitlenmiş gibi dururken elimdeki silah son anda aklıma geldi. Tam ona doğrulttuğum sırada üstüme atladı. Sol kolumu ağzına alıp parçalamaya başladı. Onu üstümden atmaya çalıştıkça daha çok ısırıyordu. Sonra kemerime takılı olan bıçağım aklıma geldi. Hemen alıp o panikle kurdum karnına defalarca sapladım. Kurt beni bırakıp yarısını yalamaya başladı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi koşup ormana daldı. Hemen tişörtümü çıkarıp koluma sardım. Sonra da köye döndüm. Ben eve geldiğimde hava çoktan kararmıştı. Hızlıca eve girip koluma baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Koluma baktığımda bir şok daha yaşadım. Kolumda bırak yarayı, kan bile yoktu. Sadece kapkara çamurdu. Allah'ım ben az önce hayal mi görmüştüm? Rüya mı diye kendimi tokatladım. Rüya değildi. Küp de sağlamdı. Her şey gerçekti. Hemen küpü bir yere saklayıp eve çıktım. Bizimkilere çaktırmadan üstümü değiştirip elimi yüzümü yıkadım. Dedem iyi misin oğlum? Sapsarı olmuş yüzün dedi. Ben de iyiyim, biraz yoruldum deyip uyku var diyerek odama gittim. O yorgunlukla yatıp uyudum. Rüyamda devamlı o kurdun beni parçaladığını gördüm. Hiç iyi bir gece değildi. Sabah kahvaltıda dedem misafirliğe gideceklerini söyledi. Bana da sen de gel değişiklik olur dedi. Ben de biraz yorgun olduğumu gelmek istemediğimi söyledim. Onlar gidince küpün içindeki paraları araştırmaya başladım. İnternetteki bilgilere göre bu paralar Bizans parasıydı ve oldukça değerliydiler. Oraya gidip daha fazlasını bulmak istiyordum ama dün akşam olanlardan sonra maçam yemiyordu. Ben bunları düşünürken telefonum çaldı. Arayan bizim köye en yakın olan köyden Hasan'dı. Telefonda sohbet ettikten sonra bana bizim buraya gelsene takılalım biraz hem gezeriz dedi. Tamam dedim. Dedemler arabayla gittiği için ben de traktörle yola çıktım. Hasanların köyüne vardım. Hasan'la bayağı sohbet ettik. Havadan sudan konuştuk. Sonra köyün içinde dolanmaya başladık. Onların köyü bizimkinden çok büyük olduğu için gezecek yeri çoktu. Biz gezerken karşıdan köyün delisi Deli Hikmet bana ters ters bakıp yanımıza geldi. Hasan hayırdır Hikmet abi ne oldu dedi. Hikmet bana bakarak neden aldın diyordu. Ben de ne aldım Hikmet abi ne diyorsun diyordum. O hala neden aldın onların malını diyordu. Ne malı derken? O altınları niye aldın diye bağırdı bana. O öyle deyince kanım donmuştu. Tüylerim diken diken oldu. Tepki veremiyordum. O sırada köyün yaşlısı Kadir Hoca gelip hikmete bir şeyler okuyup sakinleştirdi. Sonra bana bakıp ne yaptın sen dedi. Ben olayların etkisiyle iyiden iyiye kendimi kaybetmeye başlamıştım. Şaşırmış ve korkmuş bir şekilde ağlamaya başladım. Hocam ne oluyor? Delireceğim. Yardım edin bana tetim. Hoca Hasan'a bir şeyler söyleyip gönderdi. Sonra beni alıp evine götürdü. Eve geldik. Hoca hanımına bir şeyler söyledi. Sonra beni boş bir odanın ortasına oturttu. Önüme bir tepsi, bakır tas, bıçak ve makas koydu. Önce tasa su koyup saçımdan bir tutam kesip suyun içine attı. Ardından parmağıma bir çizik atıp kanı kaba damlattı. Sonra kağıtlara bir şeyler yazıp suya attı. Arapça dualar okuyup kabın üstünü örttü. Anlamadığım bir dilde bir şeyler okuyup örtüyü kaldırdı. Gördüklerim baygınlık geçirmeme sebep olmuştu. Kabın içinde domuz kılları, domuz kulakları, domuz burnu ve domuzu öldürdüğüm tüfeğin saçmaları vardı. Dehşet içinde hocam ne oluyor diye yalvarıyordum. Hoca pislikleri karısına verip yolladı. Sonra anlatmaya başladı. Bak sen sonu bilmediğin bir işe kalkışmışsın. O küpteki altınlar uğursuzluk getirmiş sana. Gitmemen gereken yerlere gidip almaman gereken şeyleri almışsın. Orası onların. O define de onların. Üstelik de hasını da almak için plan yapmışsın. Onlar da seni lanetlemiş. O vurduğun domuzun parçalarıyla seni büyülemişler.'' Neyse ki imanın yerinde. İbadetini yapıyormuşsun. Allah seni korumuş. Eğer seni zayıf görselerdi, seni de alacaklardı. O altınlarla birlikte bir şey daha getirmişsin. O küpün içini dışını iyice incele dedi. Peki hocam, saray efsanesi gerçek mi dedim. Hoca da orada öyle bir saray yok. Orası eski bir Rum kilisesinin kalıntısı. Orada Rum papazlar servetlerini çeşitli büyülerle tılsımlayıp Gitmişler. Senin orayı bulman bile mucize. Peki hocam ne oldu? Bitti mi her şey? Diye sordum. Sen şimdi git. Evde yattığın yerin altına ve kıyafetlerinin arasına bak. Sonra o küple beraber ne bulursan bana getir. Bana bir muska yazıp yolladı beni. Eve geldim. Dedemler de çoktan gelmişlerdi. Neredeydin dediklerinde inandırıcı bir bahane öne sürdüm. Şimdi tek yapmam gereken bir fırsat bulup Kadir Hoca'nın dediklerini yapmaktı. Saat 20.30 gibi istediğim fırsat gelmişti. Dedemler yan komşuda çay içmeye gitmişlerdi. Ben de hemen işe koyuldum. Önce kıyafetlerimin arasına baktım. Kıyafetlerimden Arapça büyü olduğunu tahmin ettiğim kağıtlar çıktı. Hepsini bir poşete koyup yattığım yatağın altına yöneldim. Belki de hayatımda hiç yaşamadığım o korkuyu o an yaşadım. Yatağın altında belli uzuvları eksik olan bir domuz başı ve domuz ayakları, domuz sakatatları ve çeşitli büyük kağıtları vardı. O leşleri odadan çıkartırken kusmamak için kendimi zor tuttum. Yatağın altını iyice silip süpürdüm. Son iş küpü almaktı. Onu da alıp dedemden gezeceğim deyip arabanın anahtarlarını da aldım. Hocanın evine doğru yola çıktım. Yolda arabam devamlı taşlandı. Karşıma sürü sürü domuzlar çıktı. Birkaç kez kaza etkisi atlattım. O beş dakikalık yol bana saatler sürmüş gibi gelmişti. Sonunda eve geldim. Büyüleri hocaya verdim. Hoca uzun uzun inceledi. Sonra altın küpünü eline alıp alt kısmını kırdı. Gözlerime inanamadım. Küpün altındaki bir oyuktan deriye yazılı bir büyü çıkmıştı. Hoca işte her şeyin sebebi bu dedi. Bütün büyüleri bana verdiği muskayla beraber ocağa attı kibriti çaktı. Büyüler sanki üzerine benzin dökülmüş gibi alev alıp yanıp kül oldular. Hoca külleri altınlarla beraber küpe doldurup temiz bir bezle sardı. Sonra hadi gidiyoruz deyip eski saray mevkisine yola çıktı. Yolda yine taşlandık. Ben korkuyordum. Hoca ise devamlı okuyordu. Vardık eski sarayın oraya. Hoca araziye adım atar atmaz daha hızlı okumaya başladı. Altınları bulduğum yere geldik. Keserle bir çukur açtım. Kazarken de kazdığım yerden insan kemikleri çıkıyordu. Allah'ım bitsin artık diye dua ediyordum. Ne belalı bir yermiş burası. Çukuru açıp küpü içine koydum. Üstünü örtünce etraftan uğultular ve gülme sesleri gelmeye başladı. Hoca bu kadar yeter deyip kolumdan tuttu ve oradan uzaklaşmaya başladı. O sırada arkama baktığımda o kara kurt ve uzun boylu gölgelerin bize baktığını gördüm. Arabaya binip oradan uzaklaştık. Hocayı evine getirdim. Her şey bitti mi hocam diye sordum. Bitti evladım. Kurtuldun. Ama yine de git buralardan. Bir daha asla böyle şeylere de kalkışma deyip, Cebinden bir muska çıkarıp bana verdi. Bunu tak. Allah'ın izniyle. Daha iyi olacaksın dedi. Hocayı bırakıp eve vardım. Dedemler yatmış. Ben de hemen yatıp, Sabah erkenden kalkıp İstanbul'a dönmüştüm. Şu an Allah'a şükür daha iyiyim. Aradan bir sene geçti. Ara ara o sarayı ve o kurdu rüyalarında görüyorum.